edersiniz. Okuldan geldiğinden beri uyuyor, doyamadı bugün. Hasta mısın abicim? Bir yerini ağrıyor mu? Ayşe, nişan üstü hastalığı çıkarma başımıza ama. Dikkat eder o kendine yengesi, değil mi bıcırığım benim? Babana zeytinyağlı koyar mısın Fikret'cim? Tabii. Sağ ol kızım, almayacağım. Ben alırım Fikret'cim. Sağ ol canım benim. Telefon. Cem yanında, niye heyecanlanıyorsun? Takılmadan duramaz. Alo. Evet. Evet, bizim ilanımız. Bir dakika lütfen. Babacığım. Ne ilanı yine? Babam ders verilir diye ilan yapıştırmış etrafa. Can sıkıntısından neler yapıyor bak. Merhaba. İyi akşamlar. Evet. Matematik, fizik, kimya. Öğrenci kaçıncı sınıfta? Evimde veriyorum, evet. O kolay, konuşulur ha. Saati 75 lira. Ne yaptınız baba? Karışma Ferhunde. Az söylüyor ama. Tabii. Size de efendim. Düşüneceklermiş. Uğraşma diyorum, dinlemiyorsun. Ne yapayım? Zevkli iştir. Yakın zamana kadar ben de özel ders veriyordum. Ama son senem diye bırakmak zorunda kaldım. Şimdi bir tek Necla'ya ders veriyor. Özel öğrenci, özel ders. Döktürmüşsün yine. Kablo bastı şahane. Tabağı koy da ye kızım. Dökme yerlere. Dökmem. Niye bu kadar çok yaptın? Yarın misafirin mi var? Yoo. Hamuru fazla tutmuşum. Biz de form tutacağız herhalde. Hepsini yersek 1000 kilo oluruz valla. Birazını Hayriye Hanımlara veririz dedim ama vazgeçtim sonra. Niye? Bir tuhaflığı vardı bugün. Biraz oturmaya gittim. Yarım ağızda bir hoş geldin dedi. Yok oldu ortadan. Geçirmek için bile çıkmadı. Aa. Düşündüm. Acaba kalbini kıracak bir laf ettim de mi alındı diye ama öyle olsa söylerdi yüzüme. O kadar hukukumuz var artık. Başka bir şeye bozulmuştur o. Belki de. Kim bilir, evde neler olduysa yine. Durmadan dert anlatıyor demeyeyim diye söylemek istememiştir. Ben de tam üstüne gittiysem olayın. Bak, kızmıştım ama pişman oldum şimdi. Kıyamadın komşucuğuna. Kıyamam tabii. O benim en iyi arkadaşım. Sedef, hadi koy bir tabağa tatlıların yarısını da götür. Ağızları tatlansın. Öbür yarısını da kahveye götüreyim mi? Sedef. Yazık. Ahmet Bey'e tatlı falan yapan da yok. Pişman etme insanı, maskara. Hadi götür şu tatlıları, hadi. Evet. Hadi bakalım Cem. Bilgisayarda oyun oynayayım mı? Oyna bakalım. Ben de içeride otursam kusura bakmazsınız değil mi oğlum? Rica ederim. Hadi. Rahatınıza bakın. Oo baba. Daha başlarken bu kadar düşünürsen yandık. Rakip güçlü. İçki de içmedim ama masada 3 Ali Rıza Bey görüyorum. Şşşt. Ay, genç olacaksınız. Ne oturuyorsunuz evde? Ne yapalım? Bana mı soruyorsun? Çıkın dolaşın. Bir bara falan takılın. Canlanın biraz ya. Cem öyle yerlerden hoşlanmıyor. Ay, bu hamam huylarına sinir oluyorum valla. Evlendikten sonra da böyle eve kapanırsın, benim gibi bunalıma girersin.
Şimdiden koy tavrını. Çatır çatır söyle. Parası pulu var, cimrilik etmesin, gezdirsin seni. Necla? Efendim babacığım? Kahve yapacak mısın bize kızım? Tabii babacığım. Şöyle koyalım. Selam. Ne haber Sedef? İyilik. Annem tatlı yapmış, size de yolladı biraz. Neyin var? Necla'yı, Leyla'yı hep o mahvetti. Şevket'i mahvetmesine izin vermeyin bari. Her dakika evimizde, hayatımızın içinde kıyın kıyın yanaşıp duruyor. Çok tehlikeli bir kız, çok. Şevket. Sedef tatlı getirmiş anne. Götür içeri. Necla'yı tebrik edemedim. Evde mi? Sen bu evden biraz uzak durma. Artık yeter. Efendim? Şevket'in peşinde gezinme. O evli. Ayıp. Ne diyorsunuz Hayriye teyze? Sen ne dediğimi çok iyi biliyorsun. Hadi bakayım. Git evine şimdi. Beni daha da fazla sinirlendirme. Ben kimsenin peşinde gezmiyorum. Bana numara yapma kızım. Çevirdiğin bütün dolaplardan haberim var. Oğuz'la olanlardan da. Ne? Otostoplar, motostoplar. Onu da sen sardın başımıza. Bilseydim ta başından arkadaşlık ettirmezdim kızlarımla. Şimdilik ikaz ediyorum. Eğer bir daha seni Şevket'in yanında görürsem... bacaklarını kırarım. Hayriye teyze. Hadi şimdi güle güle. Sedef niye girmedi? İşi varmış. Yavaş kızım. Verdin mi tatlıyı? Sedef? Sedef? Allah Allah. Sedef? Ne oldu yavrum sana? Sedef? Anne. Canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Necda, anneni çağır bakayım bana. Ne oldu Nehir teyze? Çağır dedim. Anne, Nehir teyze seni çağırıyor. Girsenize Nehir teyze. Hayriye Hanım. Hayriye Hanım. Sen benim kızıma ne yapmışsın öyle? Az bile yaptım. Dolaşmasın ayak altında, işte o kadar. Bu mu komşuluğun? Bu mu insanlığın? Neyini gördün kızımın? Utanmıyor musun iftira etmeye? Ne oluyor ya? Siz yokken biz vardık bu mahallede. Herkes ne olduğumuzu bilir. Kimse namusumuza dil uzatamaz. Sakin olun Nehir Hanım. Girin içeri. Bitti. Bundan sonra evine giren, yüzüne bakan ne olsun? Yazıklar olsun sana Hayriye Hanım. Yazıklar olsun. Ferhunde'nin istediği oldu. Sedef'i evimizden uzaklaştırdı. Ama biz bir dostumuzu kaybettik.